bir şey yok. Birisi sana bir şey dese, vazgeçilmezin yoktur şeyh olanın. Vazgeçilmezi yoktur. Bir insana farz-ı muhal, aynı meseledir bu. Şeytan en büyük haramidir. Nefis en büyük münafıktır. İnsanın içindeki. Şeytana bilgi taşır. Rakip firmaya, düşmana. Casustur. Şimdi sen biraz vakit geçsin, yemek yiyen falan vardır. Ucun aşağı var mı? Hanımlar biraz daha meraklıdır olur tutmaya. Onun için iki sohbet edelim de namazı biraz sonra başlayalım. Mübarek nefis ve şeytan ikilisine karşı mücadele edip galip gelebilmek için ağırlık olmaması lazım. Kamera yok mu? Açılmadı da direkt buna geçti. Nasıl? Bir insanın düşmanı olsa, o insanın zayıf karnı olsa, düşman o zayıf taraflarına şantaj yapar mı? Yapar. En kuvvetli adam düşün. En cesur adam düşün. Kendi ailesi, çocuk çocuğu söz konusu olduğunda ne olur? En zayıf adamdır o. İstediğini yaptırtırsın. Zaaf noktası vardır artık çünkü. Kendisi için cesurdur ama çocuğu için kimse cesur davranamaz. Her zaman. Neden? Emanettir o. Kendi canına tehlike kadar çocuğu atamaz. Onun için çocuk veya bunun gibi. Nefis. Dervişlik de böyledir. Her şeyi vardır. Şeytan ve nefis var olan nesi varsa varlıklarıyla ona şantaj eder. Bunu kaybedersin ha. Bak bu yok olur gider ha. Bak rezil olursun ha. Bak perişan olursun ha. Yavaş oğlum, kendine mukayyet ol, kaptırma gibi durmadan seslenir. Nefis, şeytan da durmadan takoz atar tekerin altına, şey yapar, hız kesici vur. Eskiden takozlar vardı ya. Atlayabilirsen ne hale, atla, devam et. Şeyh olduktan sonra artık varını verdikten sonra şeyh oluyorsun. Bir şey yok. Neyle şantaj yapacak sana? Neyle engel çıkartacak önüne? Hadi lan der geçersin. Değil mi? İşte hani dervişlik zor sanattır dediğim nokta budur. Madem bir mücadeleye çıkıyorsun, bir er meydanıdır bu. Er meydanıdır çünkü dervişlik. Er meydanına çıkıp çıkmaktır o. Mühimdir bu iş. Dervişlik mühim meseledir ve zor zanaattır. Derviş olana lazım olan aşk-ı hüdadır. Allah'ın aşkıdır. Bir şey lazım değildir. Allah'ın aşkının olduğu yer yakıcı güneştir ki gördüğünüz Mekke'yi hiçbir şey yok. Ot bitmiyor. Yakar. Allah aşkı her şeyi yakar. Ben hep Allah'ın aşkıyla yaşıyorum. Evet. Çok efendim muhabbet ve iman içerisinde bir hayat yaşıyorum ama oh dünya zevki zefası içerisindeyim diyorsan yanlıştasın. Herkes oraya gitmeli. O mübarek beldeye. Kabe'den başka güzel hiçbir şey yok. Ve simsiyah. Dağlar siyah. Kabe siyah. İnsanlar siyah. Neden? Allah'ın aşkı yakar her şeyi. Hani? Bu aşk yakar evladım. Yakar. Yanacak bir şey kalmadıktan sonra ateşten kim korkar? Yanacak bir şey varsa ateş devam eder. Yanıyorum ben. Çok zor geldi.
Demek ki hala sende yanacak bir şeyler var. Yansın, kül olsun. Ne olacak o zaman? Kül temizler ben. En iyi deterjan küllüsünüz. Müthiş kir çıkartır. Onun için Allah aşkına talip olan derviş olmalı. Derviş olan mızırdamamalı, şikayet etmemeli hayatından ve çevresinden. Kendini ısıran köpekten, tırmalayan kediden şikayet etmemeli. Müsebbibel esbab olan Allah gönderdi onu sana. Başkası yok. Biz Eyüp Nebi'nin ibretli hayatını okuyan insanlarız. Eyüp Nebi deyince ne aklına geliyor? Adnan? Ayhan, ne desin birader be? Biraderim ben özürüm demek ki. Eyüp Nebi bir peygamber, Urfa'da yaşıyor. Urfalıların müthiş teveccühünü, sevgisini, saygısını kazanmış, izzetli, itibarlı, şerefli bir peygamber. Aynı zamanda 7 çarşı dolusu mağazası var. Yani AVM'si var 7 tane Urfa'da. Öyle diyelim yani. O zaman mal dolu içerisi kendine ait. Başka 7 vadi dolusu koyunları var, sürüleri var. Başka arazilerin haddi hesabı yok. Başka 11 mi 12 mi oğlu var. 11 tane mi çocuk oğlu var? Oğlu var, dikkat. Oğlu. Allah mallarını aldı, koyunlarını aldı, çocuklarını aldı. Öldü çocuklar, toprağın altında kaldı depremde. Sağlığını aldı. İtibarını da aldı. Urfalılar kovdu onu. Sen uğursuz adamı teksin be dedi. Defol git dediler. Ellerine ayaklarına kapandığı peygamberi kovdular ben Urfa'da. Peki Eyüp peygamber her zaman derim. Zaten peygamberdi. Seyri sülüke ihtiyacı yok. Zaten nefs-i mutmainneye ulaşmış. Cenab-ı Allah'ın ilahi lütfuna ve vahyine ulaşmış, Cebrail Aleyhisselam'la aynı frekansa yetişmiş bir insan mı? Bir mübarek zat. Bir peygamber yani, şaka değil. Bunca çileyi niye çekti diye hiç soran yok. Bunca çileyi bizim için çekti o. Dedi ki, ey insanlar, ben sizin için örnek olayım. Böyle eğer nefse hoş gelen mallar, çocuklar, şeref, itibar, haysiyet, bulunduğu görev, peygamberlik görevi de en haysiyetli görev kabul edildikten sonra, o görevden bile insanların nazarına düştüğü yere, kovdular gittiler. Sağlığı gitti, en son hanımı bile gidiyordu. Değil mi? Gitti galiba değil mi? İşte öyle yok, diyelim. Yok, gitmeye yakın mı? Yani gitti gibi. 40 başlık ceza vermiş ya. İşte yani saçlarını bilmem ne şikayetleri var mı? Onu sonra yani teferruatlarına anlaşılmaz şimdi. Ne dedi? Orada şeytan ve nefis ikilisinin mücadelesi var. Ve Eyüp peygamberin imanının kuvveti var. Ortada. Şeytanın ve nefsin her itirazına, her efendim fitnesine, fesadına, vesvesesine sarsılmaz dağlar gibi duran Eyüp Nebi'nin imanı karşı geldi. Durdurdu. Ya Rabbi ne dersen de sana imandan ve sana güvenmekten vazgeçmiyorum. Teslimim dedi. Bu bela da senden geldi. Oysa şeytandan da onlar biliyorsunuz. Yani oysa derken şöyle. Şeytan çok ona haset etti. Bütün insanlar Eyüp Nebi'nin peşinde gidiyordu. Çünkü örnek bir insandı. Zenginlik, şaşa, deptebe, efendim, çevre onda. Dolayısıyla iman etmek istemeyen bile o güzelliği görünce ben de iman ettim diyordu. Ve iman, ibadetli, taatli bir insan oluyordu. İsyandan vazgeçiyordu. Cenab-ı Allah gururla bakınca şeytan dedi ki bu kadar malın için tabii yaparlar. Ha bakalım de bakalım. Bu kadar evladı var, tabi yine senin kulundur. Bu kadar itibarlı yine senin kulunluk yapar tabi diye hepsini aldırdı yani şeytan. Bizim başımıza bir iş gelse ne deriz? Birisi tarafından
Can, evet, bana bir yaptırmışlar. Allah domuz yağı, aynı böyle geliyor adam. E domuz yağında kaynıyorum ben de şimdi. Eyüp Nebi'ye, yani eğer şeyse büyünün hasıydı o. İmtihan be. Sana dünyanın büyüsü yapılsa, Allah izin vermezse, tesir eder mi? Sabret. Ya Rabbi, senin her şey senin elindedir. Bu belaysa senden gelen, gözüm başım üstüne sabrederim. Yalnız sana bakmaktan başka, senden medet ummaktan, senden şifamı dilemekten başka bir şey istemem de. Başına gelen sıkıntıyı. اَلَّذ۪ينَ اَثَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا Kendilerine musibet isabet edenler şöyle desinler veya şöyle derler. قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Biz Allah içiniz ve O'na döndürüleceğiz. O'na döneceğiz. Ne demek biliyor musun bu? Res çekmektir. Allah içinim ben diyor. Kendim için değilim ki demek. Yani her şeyinden vazgeçmiş. Nefs-i mutmainneye ulaşmış. Şimdiki tabirle şeyh olmuş kimsenin sözüdür bu. Bu söz söylenmesi isteniyor insanlara. Dolayısıyla insanların bu sözü söyleyecek kapasiteye gelmesi lazım. Herkesin derviş olup dervişlikten bu makama atlaması lazım. Kastımız, gayemiz buraya nakledebilmektir herkesi. Dokunuşlarımız onun için. Yoksa ibadet secde etmeyen şeytan da secde ediyor. Mesele o değil. Mesele inna lillah ve inna ileyhi raciun diyebilir misiniz? Şimdi ne için biz ne içiniz? İnna lillah. Biz inna çocuk, inna avrat, inna ana, inna baba, inna iş. Değil mi? Çocuklarımız için yaşıyoruz. İşimiz için, nefsimiz için. O dedik onların içinde inna lillah. Ancak Allah için yaşa. Allah için var ol ve ona dönücü olduğunu da unutma. E hepsini unutuyoruz biz. Ondan sonra da bayram günü bir bakıyoruz. Gelin damat, oğlan kız, parası olan, az parası olan Bodrum'a, çok parası olan Maldivlere gidiyor. Sen bekliyorsun. Elimizi öpmeye gelecekler. Böyle şimdilik insanlar değil mi? Çünkü şikayet geliyor bana. Ben işte özel okullarda okuttum, özel hoca tuttum, bunlara bilmem ne yaptım, onu yaptım, bunu yaptım, bu mevkiye getirdim. Evet, onlar bir bayramda yanıma gelmiyorlar. Ne yapacaklar? Allah'ı mı öğrettin, peygamberi mi öğrettin? Makam mevkiyi öğrettin. Dolayısıyla senin yanına gelse makam mevki sahibi olmayacak ki. Onun da amiri, memuru neyse o da tatile gidiyor. Onunla beraber aynı yerde olalım diyor. İşleri halledelim diyor. Öyle öğrendi çünkü. Onun için Allah için olmayı öğrenelim arkadaşlar. Allah için olalım. Başka bir şey için değil. Allah için, Allah için, Allah için. Yoksa hikaye. Yoksa hikaye. Allah hepimizi affetsin. Selamet eylesin. Allah aşkıyla yanan kullardan eylesin inşallah. Neydi o? Aşkına lazım olan aşk gıdadır. Sema safa, cana şifa, ruha gıdadır. Değil mi?